Merhaba sevgili arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra sizlere VPS Office'i tanıtacağım. Peki bu VPS Office nedir? Hemen hızlıca konuya gireyim. WPS olarak yazmanız yeterli. VPS Office özellikle ofis kurulumları için arkadaşlar pek çok seçenek arayabilirsiniz. Microsoft'un ofisini mi kullanmak istersiniz veya başka şirketlerin üretmiş olduğu ofis yazılımlarını mı kullanmak istersiniz diye farklı seçenekler mevcut. Ben sizlere ücretsiz olan, tekrar altını çiziyorum, tamamen ücretsiz olan ve crack atmak zorunda olmadığınız bir ofis çeşidini tanıtacağım. VPS Office. Ben kendim de kullanıyorum bunu ve OpenOffice'ten farklı yönleri de var. Ondan üstün yönleri de var. Altta kalan yönleri de mevcut. O yüzden VPS Office kullanmak isteyen arkadaşlar için herhangi bir sorun çıkarmadan hızlı biçimde PDF oluşturabilirsiniz. Excel tabloları kullanabilirsiniz. Word tabloları, Google Drive üzerindeki yine bakın zaten burada gösteriyor. Farklı şablonları kullanarak istediğiniz sonuçlara ulaşabilirsiniz. Ofisi bildiğiniz normal kullanmış olduğunuz ofisin tamamen sizi karşılayabilecek özelliklerin tamamını burada kullanabilirsiniz. Sitesine girdikten sonra vps.com adresi şu an. Direkt zaten free download diye bir seçenek geliyor. Bir kere tıklayıp indirmeniz yeterli. Boyutu fazla değil. Bunu bir kere çalıştırmanız yeterli arkadaşlar. Yalnız İngilizce bir program bu. Henüz Türkçe desteği yok. Tabi bu bir dezavantaj olabilir ama crack'den kurtardığı için sizi hem korsan yazılımdan uzaklaşmış oluyorsunuz hem de güzel bir program kullanmış oluyorsunuz. İndirme işlemi arka planda tamamlandı arkadaşlar. Ben o tarafı kestim. Şu an Launch VPS diyerek hızlı bir şekilde VPS ofisi çalıştırabilirim. Watermark'ı geldi. Güzel bir şekilde çalıştı. Direkt çalıştığı zaman ilk başta sizlere sol tarafta bir Word dosyası mı yoksa Spreadsheet dediğimiz Excel dosyası mı yoksa sunum dosyası mı PowerPoint. Burada da PDF var. Bunların dördü sizin işinizi görecektir. En azından sürekli bir crack işleminden kurtulmuş olur ve programın devamlılığını sağlamış olursunuz. Onun haricinde Google'a for example docx yazdım. Docx dediğimiz Word dosyalarının uzantısı arkadaşlar. Bunun sunum dosyanız varsa sizin onunla da deneyebilirsiniz. Ben hızlıca docx demoya tıklayarak buradan rastgele bir tane çalıştırılabilir docx dosyası indiriyorum. Sırf bunu gösterebilmek için yapıyorum arkadaşlar. Tuttum sürükle bırak yardımıyla programın içerisine attım. Ki program kurduğunuz zaman zaten standart olarak o dosya uzantılarını yakalayacaktır. Yani siz herhangi bir Excel dosyasına çift tıkladığınızda otomatik olarak VPS Office'te açılacaktır. Hızlı bir biçimde üstteki ayarlardan İngilizce olduğunu söylemiştim bu arada ama birebir neredeyse Microsoft'un üretmiş olduğu ofis yazılımına benziyor. Dikkat edin herhangi bir etkinleştirme hatası vermedi. Yani lisans yazılımı gerektirmiyor. Açık program, yani açık kaynak kodlu bir program ve istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Yıllarca kullanabilirsiniz tabii bu şirkete bağlı. Bir de OpenOffice var, onu da göstereyim sizlere. OpenOffice yazdığınız zaman yine benzer şekilde açık kaynak kodlu olduğundan mütevellit herhangi bir lisans sorunu yaşamayacaksınız. Ama ben OpenOffice yerine VPS Office'i tercih ediyorum. Daha seri çalışıyor ve dönüştürme işlemleri var. Ücretli versiyonları da var ama ücretli destek almak istiyorsanız bazı özel programlar gerektiriyor onun için. Eklentiler daha doğrusu. Kullanmak istiyorsanız kullanabilirsiniz. Onu zaten sizlere PDF dönüştürürken veya farklı bir işlem yapmak istediğinizde sizlere ek özellikler gerekiyor. Bunun için satın almanız lazım diye bir uyarı ekranı gösteriyor ama onun haricinde herhangi bir işlem yapmadan kullanabilirsiniz. Bunu kapattım. Bakın bir de burada presentation dediğimiz sunum aşaması var ki ben sunumlarımı hep burada hazırlıyorum. Hazır şablonlar da var. Üst tarafta document dediğiniz zaman Word, Spreadsheet, Excel, presentation, sunum yani PowerPoint'i hazır sunumlar mevcut. İsterseniz blank diyerek kendinize bir sunum hazırlayabilirsiniz. Use now dedim ve o şablonu hızlı bir biçimde şu an yüklüyor. Tek yapmam gereken kullanmak ve dışarıya aktarmak olacak. İçerisini düzenlemek artık size kalmış. Özellikle ulusal tez merkezlerinde mesela YÖK'ün ben kullanabiliyorum bunu. Siz de kullanabilirsiniz. Burada çok işe yarayabilir. Tez yazacak arkadaşlar için lisans sorunu yaşamayan bir program kullanmaları daha tercih edilir. Çünkü başınıza bela olabilir ikide bir lisansı etkinleştir demeniz. Bakın presentation bölümünde de hızlı bir biçimde içeriğimiz gelmiş oldu. Hazır şablon tercih edebilirsiniz. Üst taraftan insert bölümünden mesela
ne ekleyebilirsiniz? WordArt ekleyebilirsiniz ki bunların hepsi Microsoft'un yazılımında da mevcut zaten. Hızlı bir biçimde deneme dedim. Düzeltebilirsiniz tabii ki bunları. Bu özellikleri destekleyebildiğini göstermek amacıyla bu programı tanıtmış oldum. Kurulumu ve kullanımı oldukça basit bir program. Evet, bu programı da tanıtmış olduk. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.